9. yargı paketinin sadece gayri resmi taslağını görebilmiş durumdayız gazeteye çıkan haberlerden ötürü. Bu sebepten ötürü gerçek taslakta olmaması gereken birkaç kritik konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunların en önemlisi kadınlar şiddete uğradıkları zaman kadınları korumak anlamına gelen çeşitli haklar barındıran 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyan kanunu düzenlemeye kalkıyorlar. Basit bir kelime değişikliği gibi göstermeye çalışacaklar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü en önemli meselesini düzenleyecekler. Söz konusu olan taslaktan gördüğümüz üzere itiraza ilişkin maddesine tedbir kararlarının yerine kararlara itiraz şeklinde düzenliyorlarmış. Fakat kendi hazırladıkları gerekçelerden de gördüğümüz üzere zorlama hapis kararlarına itirazın söz konusu olmaması lazım. Yasada böyle bir şey yazmaz. Hatta yasa der ki fiili bir suç oluştursa dahi zorlama hapis kararı uygulanacaktır, verilecektir diye yazar. Ve zorlama hapis kararı uygulanmadığı için öldürülen nice kadın var bu ülkede. Zorlama hapis kararı ne demek diye baktığımızda 6284 kapsamında şiddet faillerine uzaklaştırma kararları, çeşitli önleyici ve koruyucu tedbir kararları uygulanıyor. Ve şiddet faili eğer bu tedbir kararlarını 6284 kapsamındaki kararları ihlal ederse eğer defalarca ihlal ettiği zaman hakimin bu kişiyi gözaltına alması gerekiyor. 3 günle 10 gün arasında değişen sürelerle zorlama hapis kararı vermesi gerekiyor. Fakat görüyoruz ki özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildikten sonra zaten uzaklaştırma kararlarının kısa süreli verildiği, yenilenmediği, hatta kadınlar karakola gittiği zaman delil sorulduğu ve o şiddete uğradıkları yerlere geri döndürüldüğü durumlarla karşılaşırken bizler ve yine İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekildiği dönemde şimdi düzenlemeye kalkıyorlar ya hani. O düzenleme varmış gibi hareket eden hakim yüzünden zorlama hapis kararı verilmediği için Hülya Şellavcı göz göre göre öldürüldü. Defalarca katil ihlal etmişti, tehdit ediyordu, şiddetine devam ediyordu. Fakat hakim ne demişti? Bir kişinin hürriyetini, ifadesini almadan kısıtlayıcı karar veremem dedi. Fakat şunu söylemek isterim çok net bir şekilde. Potansiyel katiller duruşma beklemez. İtiraz süreçlerini beklemez. Bu sebepten ötürü zorlama hapis kararlarının uygulanması, ivedi bir şekilde bu kararların verilmesi kadınlar için hayatidir. Zaten çokça tedbir alınmıştır ve bu tedbir uygulanmadığı için zorlama hapis kararı bir disiplin olarak yerine getirilmesi gerekir. Biri bu. Bir diğer önemli mesele kadınların soyadına ilişkin Anayasa Mahkemesi 187. maddeyi iptal etmiş olmasına rağmen bu hükümet, bu siyasi iktidarın bir yönetme biçimi haline geldiği için torba kanunlarla sayısını bile hatırlayamayacağımız, şimdi dokuzuncusunu konuştuğumuz yargı paketleriyle bu sefer de Anayasa Mahkemesi kararı hiçe sayılıyor. Anayasanın 153. maddesi bir kez daha yok sayılıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesinliği hiçe sayılıyor. Ve neyle karşılaşıyoruz? Kadınların kendi soyadlarını dilediği şekilde yalnız başına kullanmasını sağlayacak olan AYM kararının bertaraf edildiğini, yeniden kadınların erkeklerin soyadını kullanmak zorunda olacağı bir eski yasanın aynısını önümüze getirdiklerini görüyoruz. Bir diğer kritik mesele etki ajanlığı meselesi, yasası. Evet biz mücadelede çok etkiliyiz ama ajan değiliz. Bu şekliyle siyasi iktidar istediği şekilde herkesi ajan olarak suçlayabilecek. Ben bunu da bertaraf edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dezenformasyon yasası gündeme geldiği zaman da belli tedirginliklerimiz söz konusu olmuştu ama bunu hayata geçirmek o kadar kolay olmadı. Bu yüzden etki ajanlığı meselesinin de taslaktan derhal çıkması gerekiyor. Bir diğer konu da mükerrer suç işleyenlere bir tür af anlamına gelecek olan bir düzenlemeyi görüyoruz. Fakat kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet meselelerinde şiddet faili erkeklerin defalarca aynı kadına yönelik şiddeti işlediklerini, sabıkalarının kabardığını fakat kadınların korunmadığı için yine aynı suçu işlemeye devam ettiklerini görüyoruz. Cezasızlığın bir başka yönü anlamına gelecek olan bir düzenleme anlamına geliyor bu infaz kanunundaki düzenlemeyle birlikte. Bu dört başlıkta yargı paketinin 9. yargı paketi taslağında gördüğümüz, gayri resmi taslağında gördüğümüz şeyler bunlar. Ve en kritik olarak tekrar altını çizmek isterim. 6284'e biz asla dokundurmayacağız. Çünkü biliyoruz 6284'ü kaldıracağız demeyecekler. Düzenleyeceğiz diyecekler. Yeni, daha iyileştiriyoruz diyecekler ve bunun adı altında 6284'ün
giriş yapmanın kapısını aralayacaklar. Zorlama hapis kararlarına itirazın açılıyor olması 6284'ü işlevsiz hale getirmek için bir kapı aralamak demek. O kapının açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz Eşitlik İçin Kadın platformu içerisinde bu saydığım 4 maddeyle ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Bütün kadın örgütleri olarak, siyasi partiler olarak, demokratik kitle örgütleri olarak kadınların yaşam meselesinin ne kadar önemli olduğunu artık fark ettik diyorsa herkes, o zaman onun gereğini yerine getirelim ve 6284 ile ilgili en ufak bir düzenlemenin dahi o taslakta yer almamasını sağlayalım. Komisyona gelecek olan taslakta yer almamasını sağlamak elimizde. 8. yargı paketi taslağında da aynı düzenleme öngörülüyordu. Yine gayri resmi taslağında yer almamasını sağladık. Yine sağlayabiliriz, yine başarabiliriz. Çok net bir şekilde tutum almamız gerekiyor ki kadınların hayatını birilerinin ağzına bir parmak bal çalacaklar diye pazarlık konusu edemesinler. Ve buradan şunu da eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanına da seslenerek. 25 Kasım'da demişti ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6284 bizim devrim niteliğinde bir kanunumuzdur diye söylemişti. Çeşitli spekülasyonlarla itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz demişti. Ey Cumhurbaşkanı, şimdiki taslakta görülen itiraza açılması, zorlama hapis kararının itiraza açılması ne demektir? 6284'ün ele alınması anlamına gelmiyor mu? Bu ikiyüzlülük değil midir? Sözünüzü tutun. Gereğini yapın ve 6284 sayılı yasaya asla dokunmayın. Dokunamayacaksınız. Biz buna asla izin vermeyeceğiz.